Öncelikle annemiz, herkesin bildiği gibi Atatürk'ümüzün annesi, İzmir cephesinde Atatürk geldiğinde Latife Hanım'la birlikte bir çadırda tanışıyorlar. Kurtuluş Savaşı dönemi ve çadırına gelip Latife Hanım tanışıyor. Salih Bozok, Atatürk'ün biliyorsunuz 4 korumasından ve yakın arkadaşlarından bir tanesi. Salih Bozok'a diyor ki Atatürk, güvenli bir ev bulun, Türk bir aile bulun, biz bu evi karargah olarak kullanalım. Uşakizadeler Köşkü, Özel Türk Koleji'nin bahçesinde, Hatay'da yer alıyor. O güvenli evde Muammer Uşakizade'nin evi. Latife Hanım'ın babası, 3 kız, 3 erkekler, Latife Hanım ve kardeşleri de zengin bir varlıklı aile yurt dışına ihraç ediyorlar. 26 kalem malzemeyi, babası tüccar, İzmir'in 6'da biri de babasına ait. Bu ailenin yanında kalıyor. Atatürk İzmir'den o şekilde yönetiyor İzmir cephesini. Zübeyde Hanım ölmeden önce, Latife Hanım'la ayrılmadan önce tabii. Burada Latife Hanım köşkü var, burası yazlık evleri olarak kullanıyorlar. Şu anda Karşıyaka Belediyesi'nin arkasına düşüyor. Burada da Latife Hanım'ın yanında Atatürk, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk dururken, yani annesi dururken kendisi sürgünde. Çünkü Osmanlı Padişahı Abdülhamit kendisine ölüm fermanı verdiği için Atatürk annesinin yanına gelemiyor. Annesi 3-4 ay boyunca hiç oğlundan haber alamadığı için ve padişahın adamı Nuri ismindeki adamı evi adamlarıyla birlikte 24 saat gözlem yaptığı için buraya Atatürk gelemediği için adamlarını ve haberlerini mektuplarla iletmeye çalışıyor. Mektuplar da kesilince iletemiyor çünkü savaş durumunda ve mektup gönderdiği adamın da güvenliğini, irtibatı sağlanamıyor. Annesi haber alamayınca felç oluyor ve gözleri son dönemlerde kör oluyor. Bu şekilde felç ve kör bir şekilde gözleri, annesi rahmetli oluyor. Latife Hanım köşkü burada ikinci katındaki solda güneş gören odada rahmetli oluyor. Burada Salih Bozok'u Atatürk, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk annesinin yanına gönderiyor. Kendisi gelemiyor cephede olduğu ve savaşta olduğu için Salih Bozok'a talimat veriyor. Salih Bozok Latife Hanım'la görüştüğünde Zübeyde Hanım'a bir mezar taşı yaptırılmasını söyleniyor. O yaptırıyor. Padişahlara da olduğu gibi ismini yüceltmek için Zübeyde Hanım Hazretleri yazdırıyor. Atatürk bu kelimeye çok kızdığı için, saraylara çok kızdığı için, padişahlara çok kızdığı için bu taşı kaldırtırıyor. Dağdan bir kaya getirtin diye söylettiriyor. Salih Bozok ve adamları dağdan bir kaya getirtiyor. İşte gördüğünüz kaya o. O üstündeki izler de o izleri taşıyor ve annemi bu kayanın olduğu yere gömün diyor. Zübeyde Hanım'ın gözlerim yaşardı şu anda benim. Vasiyetinde de bir çocuk parkı ve çocukların oynadığı bir alanın etrafı olsun diyor. Burada gördüğünüz Hacı Osman Paşa camisi de Atatürk'ün arkadaşı, silah arkadaşı bir beyefendinin adını taşıyor. O da kendisi Atatürk'ün silah arkadaşı. Buradaki Zübeyde Hanım'ın da bu şekilde buraya defnediyorlar. Kendisi Kur'an-ı Kerim'i zaten tasvir etmiş birisi, okumuş birisi. Atatürk'te biliyorsunuz hafız olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum. Atatürk'te hafız aynı zamanda. Osmanlıca okuduğu Kur'an-ı Kerim'de de bugün Koç Müzesi'nde yer alıyor. İstanbul'da ve eskiler Kur'an-ı Kerimlerin içine doğdukları çocuklarının doğum günlerini yazdığı için Osmanlıca 4 Ocak 1881 diye Atatürk'ün doğum tarihi Kur'an-ı Kerim içinde yazıyor. Bugün Koç Müzesi'nde İstanbul'da o Kur'an-ı Kerim Zübeyde Hanım da buraya.